arpa şehriye salatası tarifim var size. İster soğuk, ister ılık tüketin. Bir arpa şehriye salatası yapacağız, tamam mı? O yüzden arpa şehriyelerimizin genel bir işleminden bahsedeyim size. Arpa şehriyelerimi önceden yıkadım, süzdüm, hızlıca bir sudan geçirdim yani. Ondan sonra da kuruttum. Burada duruyor bu arkadaşlar. Islakken bu işlemi yapmayacaksınız. Eğer siz de benim gibi şehriyenizin biraz rengi dönsün, biraz böyle daha hafiften böyle bir rengi, böyle yani açık sarıdan koyu kehribara doğru gitsin sevenlerdenseniz bunu hafiften bir kavurmanız gerekiyor. O kavurma işlemini burada direkt tencerenin içinde yapacağız. Ne yağ koydum ne bir şey. Çünkü bu bir salata olacak ve hiçbir şekilde yağ falan koymayacağım. Altını yaktığım ve yavaştan ısıtmaya başladığım tencereye 2 su bardağı kadar arpa şehriyeyi koyarak işe başlıyorum. Bu arpa şehriyeyi gideceğim hafifçe bir karıştıracağım. Ondan sonra biraz rengi dönmeye başladığı an itibariyle de suyunu vereceğim ve güzel güzel pişireceğim. Olay bu kadar basit. O orada pişerken de ben bunun genel bir hazırlığını yapacağım salata olacağı için. Bir kere her şeyi kes, karıştır, birleştir tarzında bir ön hazırlığımız var. Öncelikle şuradan bıçağı alıp geleyim. Bakınız içerisine neler koyacağım. Bir kere öncelikle salatalık ile aram var. Salatalığın baş ve diğer baş kısmını kesiyorum. Sonra ortadan ikiye doğru bölüyorum salatalığımı. Her seferinde söylüyorum, bu salatalıkların iç kısmındaki çekirdekli olan bölüm birazcık fazla sulu ve sıvılık getirir. O yüzden bir kaşık alıyorum ve ortasındaki şu çekirdekli kısmı dikkatlice çıkartıyorum. Bu çekirdekler beni ekstra fazla olan sululuktan kurtardı. Sonra bunları arzunuza göre isterseniz bütün halinde, isterseniz daha da ince vaziyette doğrayabilirsiniz. Ben bir tık bütün bırakıyorum. Bu salatalığın hafif hilalimsi şeklindeki görüntüsü tarifin içerisinde daha çok hoşuma gidiyor. Aldım bunları, kasenin içerisine transfer ettim. Hemen arkasından bir parçacık da çeri domatese ihtiyacım var. Çeri domateslerim böyle ince uzun vaziyette. Bu ince uzun şeklini birazcık küçültüyorum. Ortadan ikiye, sonra birer kere daha ortadan ikiye kesip direkt olarak salatalıkların içine ilave ediyorum. Arzunuza göre 10 tane, 15 tane çeri domatesi içerisine ilave edebilirsiniz. Bana bu kadar yeter. Bu arada şu şehriyeye bir bakalım. Şöyle bir karıştırıyorum. Bakın yavaş yavaş rengi hafiften dönmeye başladı. Tam olmasından bahsedemeyiz ama bazı tanelerin ufak ufak renginin döndüğünü söyleyebiliriz. Biz git gel yaparken o taneler tamamen istediğim şekle kadar gidecek. Şimdi salatalığı koyduk, domatesi koyduk. Bir tane küçük boy kırmızı soğan var elimin altında. Bunu ortadan ikiye kesiyorum. Kırmızı soğanla çalışırken diğerlerini birazcık daha iri iri doğramıştım ama kırmızı soğanı mümkün olduğu kadar küçük küçük doğramak istiyorum. Çünkü nihayetinde bu bir salata ve içeride çok iri iri parçalarda soğanlar görmek istemiyorum. O sebepten dolayı kırmızı soğanınızı mümkün olduğu kadar küçük ve ince doğrayın. Acele etmeyin. Küçük küçük darbeler ne kadar ince ve küçük doğrarsanız o kadar bizim için avantajlı bir durum elde etmiş olacağız. Şimdi buna lezzet katacak bir diğer ilavem de siyah zeytin. Siyah zeytinleri önce böyle hepsini dikkatli dikkatli doğramaya çalıştım. Sonra vazgeçtim. Mümkün olduğu kadar böyle doğal bir şekilde üstlerine vura vura ebatlarını ufaltıyorum. Çok yakışıyor siyah zeytin. Ben zaten salatada ve benzerinde de hatta kahvaltıda acayip severim siyah zeytini. Çekirdekleri çıkartılmış 15-20 tane siyah zeytin bence buna çok 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 iyi gidecektir. Ama çok fazla parçalamayın. Sadece birazcık iriliklerini alın. Ondan sonra da direkt olarak karışımın içerisine transfer edin. Şimdi bu arkadaşın içerisine taze fesleğen ve dereotu da katacağım ama onları en son batımda koymak benim için okeydir. Bunun bir küçük sos hazırlığı var. Şimdi o sos hazırlığını size göstereyim. Burada çok basit bir, mutfakta her türlü iş için kullandığım küçük bir kavanoz var elimin altında. Bu kavanozun içerisine bir hazırlık yapacağım. Hardal koyacağım, zeytinyağı koyacağım ve içerisine birazcık da limon sıkacağım. Buradaki en belirgin gösterge benim için limon. O yüzden limonu şöyle ortadan ikiye kesip, maşallah çok da çekirdekliymiş. Çekirdeklerin içine kaçırmadan öncelikle şu kavanozun dibine doğru sıkıyorum. Kavanoz geniş
Limon da epey bereketli. Zaten büyükçe bir limon seçmişim gördüğünüz gibi. İyice suyunu sıkıyorum. O sebepten dolayı yarım limon suyunu kullanıyorum ben. Size de bu yeter de artar bile. Çünkü bayağı baksanıza sulu. Ama hani eğer az su çıkıyorsa limonunuzdan devam edin gitsin. Bu arada şunu da bir karıştırmaya devam edelim. Çünkü belli bir yerden sonra rengi çok hızlı dönmeye başlıyor. O renk döndükten sonra istediğimiz yere geleceğiz. Şimdi gelelim bunun zeytinyağına. Her ne kadar limon suyu veya ekşi ekliyorsanız onun aşağı yukarı 3 katına gelecek kadar zeytinyağı ekleyin. Zaten bu ikisinin yoğunlukları birbirinden farklı olduğu için limon altta, zeytinyağı üstte kalacaktır. Bakın 1 ölçek, 2 ölçek, 3 ölçek ve 4 ölçek zeytinyağı. Hemen hemen işte 1'e 3 oranında eklediniz. İçerisine tuz ekleyin. Azıcık karabiber ekleyin. Ve şöyle bir kaşık da hardal ekleyin. İster inanın ister inanmayın bu sizin sosunuz. Az sonra sos olacak. Bir kere daha şuraya geleyim. Artık bunun rengi iyice döndü. Bakın altını kısıyorum ve içerisine 2 bardak ve belki birazcık daha fazlası su ekliyorum. Tamam. Ondan sonra da kapağını kapatacağım. Şöyle güzel. İçerisine hiç yağ vesaire bir şey eklemedim. Çünkü dediğim gibi bu tamamen bir salata olacak. Tuzunu ilave ediyorum. Karabiberini ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Sonra arkadaşımızın kapağını kapatıyorum. Hafiften her şey kaynayana kadar yüksek ateşte. Her şey kaynadıktan sonra kısık ateşte bunu iyice pişene kadar, şişene kadar şehriyeler pişireceğim. Gelelim buraya. Bunu niye bir kavanozun içinde yaptım? Çünkü bu sosu kavanozun içerisinde şöyle iyice çalkalayacağım. Ve bu aslında benim ihtiyacım olan sos olacak. Bakın siz bunu güzelce çalkalayınca yağ, limon, hardal hepsi birbirine geçecek ve oldukça güzel, akışkan ve mis gibi kokan ve aynı şekilde de bir araya gelmiş bir sos kıvamına gelecek. Arpa şehriyeye bakalım. Şimdi bu arkadaşımızın bir tık daha suyu var, tamam mı? Yani bunun suyunu iyice çekmesi lazım. Rengi zaten çok da güzel döndü. Ama bir tık suyunu çekmesi lazım. Yaklaşık 2 dakika kadar daha böyle kalacak. Sonra kapatıp demlenmeye bırakacağım.